Yayınıma hoş geldiniz. Ermenistan ordusu ve Azerbaycan ordusu arasında, evet, Ermenistan sabotaj grubunun Zengilan bölgesindeki yapmayı planladığı sabotajı önleyen sınır muhafızlarımızı kutluyorum. Yani demem şudur ki, Paşinyan'ın özellikle imzaladığı barış anlaşması, imzalayacağı barış anlaşmasının yolu dikenlerle dolu. Çünkü bu bölgede barışı en başta istemeyen bir İran var. Ve Ermenistan'ın içerisindeki işgalci ve faşist düşünceli bir klik var. Özellikle Ermeniler, evet, Ermenilerin sabotaj grubunun yaptığı saldırıyı hızla ve etkili bir şekilde püskürttük ve şükür ki iki tane Ermeni askerini esir aldık. Evet, Ermeni askerini esir aldık. Bu yapılan çatışmalarda özellikle Azerbaycan ordusunda hiçbir kayıp verilmedi. İran şunu söylüyor: bensiz bir adım atamazsınız. Burada barışı ben sağlatmam. Rusya'da ikili oynuyor, içeride savaşı körükleyecek, dışarıda barış anlaşması. Size bir kötü haberim var. Evet, bunu açıklamak durumundayım. Uzun zamandır size söylüyorum, Paşinyan'ın bir anlaşma imzalayacak ehliyete sahip olmadığını, bunun anlamının şu olduğunu, özellikle Ermenistan'a Paşinyan'ın hakim olamadığını sizlere söyledim. Bunun en büyük ispatını size vereyim mi? Hemen vermek istiyorum. Brüksel'de birkaç defa toplandılar. Ve ilginç taraf şu: Paşinyan hem çekilme hem Azerbaycan toprağını tanıma yönünden net ve somut ifadeler kullandı. Böyle bir atmosferde asla bir çatışmanın, ateşkes ihlalinin olması mümkün değildi. Ama ne oldu? İnanın, ne zaman gitse Paşinyan, barış dese, istemediğimiz şeyler oldu. Bunlardan birisi de şu: Paşinyan barış diyordu Brüksel'de ama bir taraftan Kelbecer'den ne yapıyordu? Bombalar patlıyordu. Böyle bir durumda siz olsanız ne yaparsınız? Ermeni sabotaj grubunun özellikle yaptığı bu sabotajlara karşı Azerbaycan suskun mu kalacak? Tabii ki değil. Ama Kelbecer hattında sayısız defa ateşkes ihlalleri oldu, özellikle Paşinyan'ın barış dediği anlarda. Bu yüzden biz birçok şehit verdik, biliyor musunuz? Bir şehidimiz bütün Ermenistan'dan değerli bizim için. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bizim askerimizin biri eksildi mi, biz bunu görmezden gelemeyiz. Biz bunu yok saymayız, şehit olmuş diyemeyiz. Biz burada bizim askerimize devamlı zarar vermeye çalışan oluşumlara karşı ne yapmamız lazım? O bölgeyi kurutmamız, yani terörü kurutmamız lazımdı. Bunun için özellikle Ermenistan sınırı boyunca bir güvenlik kuşağı için Rusya ile görüşsek de Rusya şöyle bir teklifle geldi: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki güvenliği ben sağlayayım. Aman Allah'ım, böyle bir şey intihar gibi olur. Böyle bir şey intihar gibi olur. Ve böyle bir şeyi tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Ne yaptı Azerbaycan ordusu? Kendi tırnağını kendi kesti diye, kendi başını kendi kaşıdı. Tırnağın varsa başını derler, bir deyim vardı. Şimdi aklıma geldi. Yani onu demek istiyorum. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Başka bir şeye medet ummayacaksın. Ne oldu burada? Azerbaycan kendi Karabağ içerisindeki güvenlik tedbirlerini Rus engeline rağmen sağlamaya başladı. Bunu bir kenara yazalım. Böylelikle şanlı Azerbaycan ordusunun özellikle kendisine düşen görevleri layıkıyla yaptığı ortada. Ve alınan yerlere Azerbaycan bayrağını çektik ve tabii ki bunların içerisinde en rahatsız olanı İran oldu. Ermenistan'dan bile rahatsız oldular. Bunu anlamamak için tabii ki bir neden yok ama özellikle bu çok moral bozucu ve kızgın olmamıza neden oldu bizim. Çünkü bu bayrağı astık, İran'ın çıldırması, Türkler geldi. Benim de ülkemin kuzeyinde 40 milyon Türk var. Nasıl baş edeceğim, nasıl tutacağım bunları diye. Hatırlarsanız Aliyev'in Hüdaferin Köprüsü ziyaretinde İranlı muhafızların Aliyev'i nişan alır şekilde projektöre alıp daha sonra bu objektif karelerini hemen basına servis etmeleri de aslında bizzat Azerbaycan'a uyarıydı.
hazmedemediler. Güçlü bir Azerbaycan'ı İran kendine tehdit görüyor. Ve bu tehdidi de İsrail'i bahane ederek söylüyor. Neden? Azerbaycan açıkça söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı açıkça konuştu. Bizim topraklarımızdan İsrail İran'a bir saldırı gerçekleştiremez. Net konuştu. Bakın, hani diyor ya, İran'ı vuracak üsler verdi, şunu verdi, bunu verdi. Bir savaş ortamıydı, çok büyük gerginlik vardı. Erdoğan'ın telefonuyla İran'ın sesi kısıldı. Azerbaycan'da vites küçülttü. Şimdilik bir güvenlik anlaşması imzalanmadı. Biraz daha ileri tarihte olabilir İran'ın tutumuna göre. Ama şu bir gerçek ki, artık Azerbaycan, Türkiye ile beraber bölgede çok kuvvetli bir dengeyi kurdu. Özellikle Azerbaycan ordusunun yeni denklemde barış naralarının atıldığı, tabii ki biz istiyoruz ama topraklarımızdan çıksın, ama orada İran, Zengilan bölgesinde bu adımı atarak aslında bu barışı sabotaj edeceğini işaret etti. Özellikle bu sabotaj girişiminin İran'ın istihbarat desteğiyle ve içerideki klikleriyle sağlandığı yönünde güçlü iddialar da hakim. Bilirsiniz, Zengilan bölgesinde bir terör oluşumu oluşturmak ve orada istikrarsızlıkta İran'ın bölgeye hakim olmasını sağlamak özellikle İran'ın hedefleri arasında. Savaşın son günlerinde, 2. Karabağ Savaşı'nın son günlerinde, Zengilan'ı ele geçirdiğimiz günlerde, Hüdafirin'e yaklaşırken karşımıza, sınırı geçip de karşımıza çıkan İran askerleriyle karşılaştık. Sanki gelen Ermeni ordusuydu, Haçlı ordusuydu. Öyle karşıladı bizi İslam Cumhuriyeti. Oysaki gelen Müslüman orduydu. İslam dinine inanan bir Müslüman ordusuydu Azerbaycan ordusu. O orduyu İran İslam Cumhuriyeti düşman olarak algıladı. Yayının başında söylediğim gerekçelerle Türk Birliği oluşur, İran dağılır, perişan oluruz diye. Ama şu bir gerçek ki, artık böyle oyunlara karnımız tok. Bundan sonraki süreç çok çetin geçeceğini biliyoruz. Özellikle Ermenistan'ın birkaç sahibi var demişti Sayın Aliyev. Biz Ermenistan'la masaya oturduğumuzda İran'ı sahiplenen ülkeler var. Onlar engel oluyorlar diye. Özellikle Paşinyan ne demişti? Fransa gölge etme yeter. Paşinyan baktı ki bu gerginlikten kendisini sahiplenmeye çalışanların Ermenistan'ı istikrarsız ve kapalı kutu bir ülkeye dönüştürmeye çalıştığını, bu ziyaretlerdeki gösterilen o yalancı şımarık hareketlerin ve sıcak görünür gibi görünen o sohbetlerin aslında Ermenistan'a bir çıkar sağlamadığını belirtti. Ve Fransa'ya resmen burada barışı baltalama dedi. Fransız istihbaratını işaret etti. Evet, Batı yanlısı olduğu söylenen Paşinyan'ın bu sözleri de önemliydi aslında. Yani bir nevi Rusya'ya da artık bu barışa önderlik edebilirsin, engelde olma der gibiydi. Çünkü son günlerde Rusya'dan gelen sesler böyle. Putin bile konuştu. Vladimir Putin, bu barışın yakında olabileceğini, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barışın imzalanabileceğinin yakın olduğunu söyledi. Ama Ruslar ne derse tersini düşünmek lazım. Bize tecrübeler bunu gösterdi. Sahada hangi sabotajlar hazırladınız? Hangi kirli pazarlıklar oluşturdunuz İran'la, Bay Putin? Evet, yayında size şunu demek istedim. Çok ümitlenmeyelim. Barış diye gidip imza atabilir ama imza aynı 9-10 Kasım anlaşmasındaki gibi hükümsüz kalacaktır. Sahadaki tek çözüm bizim askerimize gidip topraklarımızı almamızdır. Evet, gerçekleri haykırmaya devam edeceğim. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.